Bileşik faiz hesaplama örnek soru 2. Bu videomuzda bileşik faiz hesaplama konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. Nominal yıllık faiz %10 iken sürekli faizlendirme söz konusu ise yıllık efektif faiz ne olur? Sürekli faizlendirme yani sürekli bileşik faiz uyguluyoruz. Bu durumda efektif faiz formülümüz E üzeri R eksi 1'dir. Buradaki E öğeler sayısı 2.718 küsuratı sonsuza kadar devam ediyor. R ise yıllık faiz oranıdır. Burada efektif faizi kolayca hesaplayabiliriz. R'miz bizim burada 0.10. %10'u ondalık olarak yazdık. Buraya getirip bunu koyuyoruz. E üzeri 0.10 eksi 1 bize yıllık efektif faizi vermiş olacak. Sürekli faizlendirme söz konusu ise. Yapalım bunu hesap makinesiyle. E üzeri 0.10 eksi 1. Buradan 0.10 51.770 diye devam ediyor. 10.52 diyelim. O da bu yaklaşık olarak. Bu da eşittir. %10.52. Nominal yıllık faizi biliyorken sürekli faizlendirme ile yıllık efektif faizi hesaplayacaksak kullanmamız gereken formülümüz budur. Sürekliliği de herhangi bir zaman aralığı olursa devre 3 ay, 1 ay, 1 hafta gibi o durumda ise formülümüz 1 artı R bölü M üzeri M eksi 1 ile hesaplanıyordu efektif faiz oranımız. Yıllık efektif faiz oranı. Geldik B şıkkına. 15.000 TL'nin yıllık %25 faizle ve sürekli bileşik faizle 6 ay sonraki değeri ne olur? Sürekli bileşik faizle elde ettiğimiz faiz geliriyle ana paranın toplamı şu formülle hesaplanıyordu. Burada A eşittir. P çarpı E üzeri RT. Sürekli bileşik faizde bizim bir paranın belli bir süre sonraki değeri. Buradaki R yıllık faiz oranı ki burada %25 o. Onu da ondalık olarak yazacağız. 0.25. Zaman burada 6 ay. Fakat bu formülde mutlaka yıla çevirmemiz gerekiyor o zamanı. 6 bölü 12'den 1 bölü 2 yıl. P'miz zaten 15.000 TL. 15.000 TL. Şimdi bunları yerine götürüp koyalım. 15.000 TL'nin %25 faizle sürekli bileşik faiz sonucu 6 ay sonraki değeri A eşittir. 15.000 çarpı E üzeri 0.25 çarpı T'miz de 1 bölü 2. Bunu da hesap makinesiyle hesaplayacağız tabii ki. 1500 değil 15.000 çarpı E üzeri 0.25 çarpı 1 bölü 2 de 0.5'tir. 16.997 TL nokta 23 diyelim. Virgülden sonraki basamağı yuvarlayalım. TL olur. 6 ay sonraki değeri. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.